Soru: telepati var mıdır? Cevap: telepati konusunda yayınların etkisiyle çok farklı konulara gençliğimde ben de inanmıştım. Zaman içinde gördüm ki birbirini çok sevenlerin dışında kimsede telepati olmuyor. Kendi görüşlerimdir, tartışılır ama görüşüm soruluyorsa görüşüm bu. Soru: telekinezi, eşyaları uzaktan hareket ettirme var mı? Cevap: bu konunun bir göz aldatması oyunları olduğunu yıllar sonra gördüm. Artık bu konuya inanmıyorum. Soru: İnsan bazen ne hissediyorsa o oluyor. Gerçekten ön sezi diye bir şey var mı acaba? İnsan çelişkide kalıyor da. Cevap: evet, ön sezi var. İnanan, inanmayan dini açıdan önemli değil. İsteyen inanır, isteyen inanmaz. Ama ön sezi var. Ben ön sezilerimle birçok konuya vakıf oldum ve olan çok kişi gördüm. Başımdan geçen kısa bir hatırayı anlatayım. Gençliğimde hastanede yatıyordum. Hastane evimizden çok uzaktaydı. Çok feci kar yağdı. Gün aşırı gelen rahmetli babam gelemiyordu. Babam, bir tanem, canım olduğu için onu çok özlemiştim. Pencereden ağaçlık bahçeye bakıyordum. Birden hastane bahçesinden babamın girdiğini hissettim. Şimdi hastane binasına girdi. Şimdi birinci katta. Vallahi billahi abartmıyorum. Aynısı oldu. Şimdi ikinci katta. Şimdi üç derken benim olduğum katta salona girdi. Benim koğuşa doğru geliyor. Birinci koğuşu geçti. İkinciyi geçti. Şimdi bizim kapıyı açıyor. Hızla döndüm. Babam kapıyı açmış. Elinde çiçekler. Koşarak sarıldım ona. Hadiseleri oluşundan evvel hissetme ve haber verme olayına ait melekeye ön sezi diyoruz. Bu husustaki misaller daha ziyade öleceğini haber verme şeklinde ortaya çıkmaktadır. Ön sezinin temel özelliği bir olay başlamadan bize haber veren bir duygu oluşudur. Genellikle aniden sıkılma ya da sevinç şeklinde olmakla beraber çoğu defa açık olur. Ön sezinin enteresan bir özelliği de ölüme yakın zamanlarda yoğunlaşmasıdır. Maddesel yapının dışında kurulan ön sezi mesajı ölüme yaklaşan herkeste bir beraberlik kazanır. Sanki insanın maddesel bir ölümle tükenmeyeceğini müjdeler. İç dünyamızın esrarengiz derinliklerinden gelişi onun güzelliğini ve insanın yüceliğini bir daha ispatlar. Eskişehir Mahallesi Aksungur sokakta oturmakta olan bahçıvan Halit Hoşcan'ın genç kızı bir banyo dönüşü yediği dondurmadan rahatsızlanmış ve bir süre sonra kendisinde kalp romatizması olduğu teşhis edilmiştir. Yapılan bütün tedavilere rağmen iyileşmeyen Bahriye, bir gün yatakta yatarken bu olay ancak rüya olabilir. Beyazlar giyinmiş, beyaz sakallı, beyaz bastonlu bir ihtiyar yanına gelerek kendisini çok güzel bir yere çağırmıştır. İhtiyarla bir süre kalan Bahriye, çevresindekilere ''Ben yarın sabah saat 10'da öleceğim.'' demiş. Ve gerçekten de dediği saatte ölmüştür. Bu ve buna benzer olaylar gerek yerli ve gerekse yabancı basında sık sık yer almaktadır. Uçak ya da araba kazalarından önce içine bir his doğduğu için yolculuğa çıkmayarak kazadan kurtulanların haberlerine de zaman zaman rastlanmaktadır. Evet, bu olayların maddi bir izahı mümkün değildir. Birazcık aklı olan kimse bu olaylar karşısında ruhun varlığına da inanır. Ölümden dönenlerin ölüm anını anlatma öyküleri hep ruh konusunda olan net olaylardır. Ancak unutmamak gerekir ki insanların tüm zihinsel yeteneklerini ve duygusal ilgilerini hala insan beynine mal edenler vardır. Birçok ruhsal olayları esrarengiz beyin dalgalarıyla izah etme çabaları sürüp gitmektedir. Bunlar için verilecek cevap, ameliyatlar sonucu ortaya çıkan akıl almaz gerçeklerdir. Bazı büyük beyin tümörlerini tedavi esnasında beyindeki hareket merkezi dışında büyük bir bölüm, beynin üçte birine yakını ameliyatla alınmaktadır. Bu durumda insanın zihni yeteneklerinde kayda değer önemli değişme olmamaktadır. Eğer beyin tümüyle zihni koordine etse, yönetseydi bu ameliyatlardan sonra ruhsal yeteneklerimizin büyük ölçüde yok olması gerekirdi. Beynin ön ve yan lobları zeka merkezi diye tanımlanmıştır. Bu ameliyatlardan sonra bu lobların tamamının alınması halinde
ciddi bir zeka sorunu ortaya çıkmamıştır. Yeni araştırmalar bu bölgelerin kompütür görevi yapan uyum merkezleri olduğunu ispatlamış, ameliyatlarındaysa bu görevi diğer bölgelerin ele aldığı anlaşılmıştır. Şu halde bilimsel olarak şu sonuçlara varmak yerinde olacaktır. İnsanda madde ötesi yetenekler vardır. Bunların vücudun maddesel yanıyla izahı mümkün değildir. İnsanın insanlığını ispatlayan sevgi, sanat, telkin, önsezi, telepati yönleri onda madde ötesi bir yanın olduğu gerçeğini doğrular. Ruh vardır. Nokta. Soru: rüyamızda gördüklerimiz bazen çıkıyor. Bu durumda rüya ile amel edebilir miyiz? Cevap: rüyalar üçe ayrılır. Rahmani rüyalar, Kur'an'da geçer Hazreti Yusuf'un gördüğü rüya gibi, şeytani rüyalar, kabus ve bilinçaltı olayları. Rüya tabirlerinin hemen hemen hepsi erkeklere yazılmış olduğundan, inandırıcılığını kaybetse de rüya yorumcularının bazıları çok güzel anlıyorlar bu işi. İmam-ı Nablusi, Rüya Tabirleri isimli kitabında devamlı olarak erkekleri över, kadınları yerden yere vurur. Yeri mi bilmem ama söylemek istiyorum. Benim gözümde erkekleri övüp kadınlara düşman olanlarla kadınları övüp erkekleri kötüleyenler pislik insanlardır. İkileme düşmek mi bu? Hazreti İsa gelecek diye inanıyoruz ama o zaman bu ayetleri nasıl anlamalıyız? Yazarlar da bazen şaşırır ya, ben de bu ayetlere anlam verirken şaşırıyorum. Allah Hazreti Muhammed'e diyor ki, senden önce bir insana ölümsüzlük vermedik. Şimdi sen ölürsen sanki onlar sonsuz mu kalacak? Enbiya 34. Ayrıca her canlı ölümü tadacaktır ayeti de düşündürür beni. Soru dolu bir mektup. Sevgili hocam, merhaba. Umarım beni tanıdınız. Ankara Demet Evler'de bir eczanede tanışmıştık. Hatırlarsanız bana sorularınızı yazın demiştiniz. Sizden sonra düşündüm, bütün sorularımı kaleme aldım. Belki sizi sıkacak, belki de cevap vermekte zorluk çekeceksiniz. Fakat inanın size yazmamın sorumlusu sizsiniz. Siz beni teşvik ettiniz. Ben de yazıyorum. Cevabını tüm içtenliğimle bekleyeceğim. Hocam, size soracağım aşağıdaki sorularımı felsefe hocamıza sormuştum. O da yanıt vermedi. Bir de hacı dayım vardı. Geçen yıl namaza başlamıştı. Benim sorularımdan sonra namaz da kılmıyormuş. Aynı soruları size de soracağım. Korkarım cevap veremeyince sizin de inancınızda sarsılmalar olur. Böyle soru sorduğum için bana kızmayın. Siz ısrar etmiştiniz. Aksi takdirde nasıl sorabilirim? Dinlerin sahibi madem ki Allah, o halde Hristiyanlığı niçin kabul etmiyoruz? Yehova şahitleri de var. Onlar hakkında bilgi verir misiniz? Annemle babam anlatıyorlar. Eskiden kızla erkek birbirini görmeden evlenirlermiş. Niçin İslam'da bu kadar bağnazlık var? Bence flört etmeden evlenmek demek, evlenmeden önce boşanmak demektir. Birbirlerini iyice tanımadan evlenenler boşanmaya itiliyorlar. Dini bu konuda çok dar görüyorum. Kutuplarda 6 ay gece, 6 ay gündüz oluyor. Orada bulunan insanlar nasıl ibadet edecekler? Eskiden kızlara önem verilmezmiş. Şimdi uygar dünyada yaşıyoruz. Kızlar erkekler diye bir ayrım yapılmıyor. Niçin İslam'da kızlar hor görülüyor? Ezan Türkçe okunsa olmaz mı diyorum. Ben Türk'üm. Niçin Türkçe okunmuyor ezanlar? Bana ne Arapçadan? İslam'da kadın evlendikten sonra erkeğin kölesi oluyor. Bu tür adaletsizlikler İslam'dan çıkarılsa diyorum. Siz ne dersiniz? Şu namaz konusu. Ben namaz kılmıyorum. Ama benim kalbim namaz kılanlarınkinden daha temiz. Kalbim pis değil ki. Niçin namaz kılayım? Kadının çalışması. Kur'an mealini okudum fakat en ufak bir şey anlamadım. Amerika aya çıktı, biz neden çıkamadık? Çok soru sordum değil mi ablacığım? Aslında daha çok sorum var fakat bu kadarını yeterli görüyorum. Cevabını bekler, çalışmalarında başarılar dilerim. Şenay Meral. Şenay Meral'e cevap. Allah'ın kulu Emine'den İslam'a talip olan Şenay'a. Bismihi Teala. Kardeşim Şenay. Göndermiş olduğun 13 sorulu mektubu aldım. Türkiye, hatta dünya gençliğini o mektubun içinde görür gibi oldum. Sorularının her biri kitaplık bir konu. Ben kısa kısa cevap vermeye çalışacağım. Allah tesirini nasip etsin. Amin. Bak kardeşim,
şunu asla unutmayasın ki bugün İslam düşmanlarının ve hurafelerin yaygın olduğu her yerde İslam dini yanlış tanıtılmıştır. Sana 3 tavsiyede bulunacağım. Bir kardeş, bir dost olarak tavsiyelerime önem vermeni istirham edeceğim. 3 tavsiyem, ilk olarak ilim yapmanı, ilim yaparken de asla ehli olmayana hiçbir şey sormamanı, sabırlı ve samimi olmanı, mesuliyet altına girmeni. Son olarak da şartlar ne olursa olsun, kime kızarsan kız, ne kadar hasta olursan ol, ne kadar fakir olursan ol, Allah senden ne istemişse onu yapmaya çalış. Eğer Allah'ın emirlerinden yapamadıkların olursa Allah'a karşı mahcubiyet hisset. Şimdi sorularınıza geçiyorum. Hristiyanlık hakkında. Şenay'ın ilk sorusu din nedir ve dinlerin sahibi madem ki Allah, o halde Hristiyanlık niçin kabul edilmiyor diyorsunuz. Önce din nedir sorusuna cevap arayalım. Din, Allah şanı yücenin kullarına özel gönderdiği ibadet ve yaşam biçimidir. Yaratanımızın ruhumuza, bedenimize lazım olan şeyleri helalinden bildirme yoludur. Din olmasa insanlar zinayı, içkiyi, kumarı hoş görür. Ensest ilişkiler hoş görünür. Batı ensest ilişkide dinsizleştikçe artış gösteriyor. Ayrıca din Allah'ın bizi imtihan yöntemidir. Din Allah tarafından insanlara vaaz olunmuş bir sistemdir. İnsanlara saadet yollarını gösterir. Onların saadete erişmelerine delalet eden yaratılışlarındaki gaye ve hedefi Allah'a ne suretle ibadet edileceğini bildirir. Din, cemiyetin nazımı olma bakımından beşeriyete lazım bir müessesedir. Bu müessese ne kadar derin temellere, ne kadar derin hikmetlere dayanırsa lüzumu da o nispette artar. Din, Allah'ın gösterdiği tertemiz bir yoldur. Şimdi diyeceksin ki vicdan yerini tutar mı? Bazıları din olmasa da vicdan dinin yerini tutar diyorlar. Dinimizi bilmediğimiz için kafamız karışıyor. Bunu açıklar mısınız? İnsanlar konuşurken Allah yok gibi, sanki biz Allah'a hesap vermekle sorumlu değilmişiz gibi konuşuyorlar. Tut ki bir inanç çıkarılsın, bu inanç İslam'da şirin görünen olsun. Biz onu atlayamayız ki. Çünkü Allah bize Kur'an'dan olmak kaydıyla bir sınav vermiş. Vicdanlar ne kadar güzel olursa olsun, vicdan hüküm koyamaz. Koysa bile bize vicdan lazım ama vicdan hak ile eğitilecekse o halde İslam olacak. Bu vicdan meselesini İslam'a alternatif olsun diye ortaya attılar. Vicdan meselesini dile getiren birkaç ekol var. En'am 122. ayeti okuyunuz. Bazı filozoflar vicdanın dini vazife yapabileceğini söylüyorlar. Bu doğru değil tabii ki. Evet, insanlarda fıtri bir ölçü var. İyiyi kötüden, hayrı şerden ayırt edebilmesi fıtratından gelir. Fakat vicdan dediğimiz bu yapı, talim ve terbiye ve tekamül edeceği gibi kötü ihtiyatlarla, fena muhitlerin kötü telkinleriyle körleşeceği, bugünkü gibi çevresi uğruna dinin esaslarının çiğnenmesi, hatta binlerce Müslümanın büsbütün yok olabileceği de şüphe götürmez bir gerçektir. Buradan da anlıyoruz ki din mutlaka olmalı ve bu oluş insanları yaratandan gelmeli ki insanları daha güzel tanıtsın ve reçeteyi ona göre sunsun. İşte Allah-u Teala da bunu yapmış ve insanların fıtratını gözeterek yönetim şekli ve kanunlar koyduğu Kur'an'ı göndermiş. Biz insanların bugünkü olgun düşüncesine göre yorum yapıyoruz. İnsanın yaratılıp da nasıl hareket edeceğinin bildirilmemesi mümkün mü? Denize herkesin gözü önünde çıplak girecek kadar hayvanlaşanların yarın insan yediğini de rahatça görmek mümkün olacaktır. İnsanlar bir yere kadar hayvan dahi olmazlar. İnsan hayvanlık haddini de aşabilir. Çünkü hayvan yaşadığı hayatı kötü görüp daha değişik hayat aramaz. İnsan her bulduğu güzel hayatın üstünde bir hayat arar. Birkaç misal verelim. Gecekonduyu saray gören bir insan sarayı bulunca o gecekonduyu tavuk kümesi gibi görür. Bir elbiseyi bulamayan daha iyisini bulunca onu paspas yapar. Denize mayosuyla giren kadın bikini özlemini çeker. Bikini giyince üstü olmasın der. Çıplaklıktan hangi canlı utanmaz? Hayvanlarla insanlar aynı olurlar.
Hayvanlar birbirlerinin yanında çıplaktırlar ve birbirlerine cinsi yönden bir arzu duymazlar. Ancak mevsimlerini beklerler. Birbirlerinin yanında çıplak duran insanlar birbirlerine karşı çekiciliği, özlemi kaybedince başka haramlara dönerler. Hayvanda bu duygu yoktur. Hayvan bulunduğu anı yaşar. İnsan bulunmadığı anı aklına takar. Misaller saymakla bitmez. İnsan melek, insan çıyan, insan canavar. Bilmez ki içinde bir nefescik canı var. Mısraları bilinerek söylenmiş. Azdıkça azar insan. Allah'a saygı duymaz ve korkmazsa insan dizginlenemez. Hayvandan aşağı olur. Demek oluyor ki din, düzen koyucu, aşırı hallerden uzak tutucu, kendini tanımayan insanoğluna kendisini tanıtıcı, insanı toparlayıcıdır. Her şeyden önce Allah'ın emridir din. İnsanı da ancak en güzel şekliyle Allah tanır. O halde en güzel yaşama kanununu da Allah koyar. Buna da Müslümanlardan başkası tabi olmaz. Tabi olmayınca medeniyetlerini şehvet merkezli yaşantılarıyla iyice çökertirler. Bugün Batı devletleri insanlık yönünden çökmüş, teknoloji yönünden de ilerlemiştir. Bu ilerleme onları mesut etmemiş, gençliği bunalım girdabından çıkaramamıştır. Bir zamanlar sevdiğim bir hocadan duymuştum. Allah rahmet etsin. Bir Amerikalı profesör şöyle demiş. Bana küçük yaşlarda 10 çocuk verin, onlardan birini katil, birini yan kesici, birini yalancı, birini hiç yalan konuşmayan, birini cellat ruhlu, birini melek kadar saf, birini şair, birini politikacı, birini becerikli, birini de beceriksiz yapayım. Ve bu çocukların hangisinin ne olmasını istiyorsanız siz tayin edin, diyordu. Ne kadar ilginç. Demek ki insan her şey olabilir ve demek oluyor ki insan bir su misali kıvrım kıvrım akar. Bu akış ancak dinle yönlendirilebilir. Yalnız din insanların kurduğu din değil, Allah'ın kurduğu din olmalı. Din Allah'ın lütfudur. Din insanın meşalesidir. Karanlıklardan insanı kurtarır. İbrahim Suresi ilk sayfa. Din bunalımlı dünyanın kurtarıcısıdır. Bakın en çok dinsiz yani ateist ve deist ülkelerde intihar oluyor, tecavüzler ve delirmeler oluyor. Neden? Ruhuna dayandığı bir inançları yok da ondan. Bazen kişilerden duyuyoruz, efendim diyor, ben din min tanımam, benim vicdanım dindir. Bu sözlere karşı en büyük delil de ufak bir şefkatsizlikten, ufak bir suçtan müteessir olanlara karşılık ana babasını boğan ve hatta diri diri evlatlarını gömen insanların halidir. İş burada da bitmiyor. Köpeğine altın tasma takan da vicdan taşıyor, işçisine asgari ücret veren de vicdan taşıyor. Geçen yıl Ankara'daydım, hanımın birine rastlamıştım. Hüngür hüngür ağlıyordu. Öyle bir ağlamak ki ömrümde öyle ağlayan insan görmedim diyebilirim. Meğer derdi kocasının evlenecek olmasıymış. 15 yıllık evlilermiş, çocukları olmuyormuş. Bundan dolayı kocası köye gitmiş. Köyde kızın biri de erkek şehirde otursun da ne olursa olsun varırım demiş. Neticede olan olmuş, evlenmişler. Adam yeni hanımını alıp biz şöyle biraz gezelim diyerek çekip gidiyorlarmış. Kadın sabaha kadar ağlıyormuş, kocasına yalvarmış. Benim çektiğim acı bana yeter ne olur, gözümün önünde onunla çok sık ilgilenme demiş. Adam yine aldırmamış. Kadın sonunda dert sahibi olmuş. Buyurun. Bu insan da vicdan taşıyor ama vicdanını sevdiği kişinin aleyhinde çalıştırıyor. Ağlayanı düşünmüyor. Kısacası vicdan, akıl, göz, acıma duygusu bunların hepsinin doğru hareket etmesi için din gereklidir. O din de Allah'ın gönderdiği din olmalı. Din sadece ve sadece Allah'ın kanunudur. Yeryüzünde yaşama, ahirette de cennet veya cehenneme girme kanunudur. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyrulur. Allah katında tek din İslam'dır. Âl-i İmran 19. Kim İslam'dan başka bir din ararsa ondan başka bir din asla kabul olunmaz. Âl-i İmran 85. Bu açıklamalar din nedir sorusuna tam bir cevap değildir ama biz bu kadarla yetinelim. Ve Dr. Kenan Çığman'ın İnançlar isimli kitabını alınız. Bu konuda tamamen tatmin olacaksınız inşallah. Yehova Şahitleri. Yaklaşık 2 yıldır bir mücahide kardeşim devamlı olarak beni bir yere davet ediyordu. Fakat ne hikmetse bir türlü gidemiyordum.
Mücahidemiz iyice sinirlenmiş bir gün bana çok ayıp ediyorsunuz ama bizim köylüler Yehova şahidi denilen Hristiyanlardan oluyorlar. Onlar nasıl çalışıyorlar bir bilseniz diyerek beni tahrik etti. Konuyu enine boyuna soruşturdum ki sinsice çalışan Hristiyanlar amcasını, hanımını Hristiyan yapmışlar. Çok ilginç sorular soruyorlarmış. İslam dinine de hakaretler had safhadaymış. Ama bunu İslam demeden yapıyorlarmış. Karı koca Rizeliymişler. Başka Müslümanları da Hristiyan yapmak için çalışıyorlarmış. Çok da mütevaziymişler. Onlara gün verdik. Ben ve eşim cumartesi akşamı Hristiyan olmuş eski Müslümanların evine gittik. Ne kadar acı bir şey ya Rab. Eski Müslüman dedikse nüfus kağıdı Müslümanı. Çünkü tam manasıyla Müslüman olanı hiç kimse dininden döndüremez. Ne Müslümanlığı belli ne Hristiyanlığı belli olan cinsleri kolay Hristiyan yaparlar. Allah cümlemizi İslam düşmanlarının şerrinden korusun. Amin. Neyse, o gün akşamı mücahidemiz geldi. Babasıyla beraber bizi o tartışacağımız eve götürdüler. Doğrusu heyecanlandım. Acaba diyordum, sahiden ben bir Hristiyanla mı karşı karşıya geleceğim? Acaba bizi nasıl karşılayacaklar? Sorularım birbirini kovalıyordu. Eşim de o gün Diyanet Yayınları'ndan Yahova Şahitleri isimli kitaptan şöyle bir paragraf okumuştu. Yahovalar çok yumuşaktır. Gayet sessiz konuşurlar. Kızmazlar, sinirlenmezler. Karşı tarafın inancına önceleri hakaret etmezler, diyordu. Hem gidiyor hem de taktiklerini düşünüyordum. Nihayet eve geldik. Merdivenlere çıkarken sanki düşecekmişim gibi sağa sola yalpa yapıyordum. Çok ama çok üzgündüm. Eskiden bizim olan bir insanı şimdi ellerin olarak görecektim. Erkeklerden önce kapının zilini çaldık. Kalbim duracakmış gibi heyecanlıyken birden kapı açıldı ve uzun boylu, güler yüzlü, konuşmasından Rizeli olduğu belli olan bir kadın bizi içeriye davet etti. Kapıdan girişte bir salon ve sol kolda da bir oda vardı. Kadın gayet mütevazi bir şekilde ''Buyurun, salona oturun.'' dedi. ''Biz çok mecbur kalmadıkça kadın erkek beraber oturmuyoruz. Başka yer yok mu? Yoksa salona geçeriz.'' dedik. ''Elbette var.'' dedi ve bizi sol koldaki odaya aldı. Biraz hoşbeşten sonra oturduk. İlk sözü şu oldu. ''Niçin kadın erkek beraber oturmuyorsunuz?'' ''İslami geleneğimiz böyle. Çok mecbur değilsek, mecburiyet varsa tesettürümüzle otururuz.'' ''Canım böyle saçmalık mı olur?'' ''İşte ben buna karşıyım.'' dedi. Gülümsedim. Siz tabii karşısınız. Zaten uygulayan da siz değilsiniz. Biziz. Biz karşı değiliz ki. Siz de şimdi karşı olduğunuz o dinde değilsiniz. Böylece burada tartışacak bir şey yok. Bizim adımıza rahatsız olmayınız rica ederim. Dedim. Dedim ama kadının bana kızacağını zannediyordum. Daha doğrusu öyle hayal ediyordum. Ne münasebet. Ben niçin dinden çıkayım? Elhamdülillah ben de Müslümanım. Demesini bekliyordum. Çünkü hala inanamıyordum. Benim dinimi beğenmeyen bir insan nasıl olabilir diyordum. Kadının halleri de sanki hiç kötü iş yapmamış gibiydi. Durun dedi. Müsaadenizle ben mutfağa gideyim. O kalktı gitti. Ben de kütüphaneye göz atayım dedim. Kütüphaneye baktığımda İncil yanında da Kur'an-ı Kerim meali olduğunu gördüm. Bir kere daha şaşırdım. Uzanıp İncil'i aldım. Tam bu arada kadın geldi ve o İncil'den anlayamazsınız dedi. Açıklamalı İncil'i okuyun. Getireyim mi? Kalbim bir hoş olmuştu. Gözümün yaşları içime akıyordu. Gözlerinin içine baktım kadının. Sen nasıl peygamberini bırakırsın? Nasıl şu Kur'an'ı terk ettin? Diyordum. Ama beni anlayamıyordu. Çünkü ruh anlardı. Akıl anlardı. Ruhu değişmişti. Bana bazı sorular sordu. Cevap verdim. 17 yaşıma kadar din düşmanlarının tuzaklarında dinimi bulamadım. 17 yaşımdan bugüne kadar dinimi öğrenme safhasına girdimse 1977 tam dindar olmaya adım attım. İslam'da her şeyi bilmiyorum ama bildiklerimle yetinmeden okuyorum. İslam bir denizdir gibi can acısıyla bir şeyler dedim. Bir taraftan da İncil'i karıştırıyordum. Siz İncil'i öğrendiniz mi? Dedim. Hayır dedi. Biliyormuş havalarına girmedi. Böylece beni soracağım sorulara hazırlıyordu. Sorduğum soruya cevap veremezse ben söylemiştim ya bilgim azdır diyecekti. Sonra da akıl hocalarından birini çağıracaktı. Çünkü Hristiyan taktiği vardı ortada. Peki İncil'i bilmiyorsun.
Bu demektir ki Hristiyanlığı bilmiyorsun. İslam dinini biliyor muydun ki beğenmeyip onu bıraktın ve Hristiyan oldun dedim. Büyük bir rahatlıkla tabii biliyordum dedi. Nereden öğrendin dedim. Ben küçükken Sübyan Mektebi'ne gitmiştim dedi. İyi ama Sübyan Mektebi'nde ezber dua öğrenilir. Bir de Kur'an'ı yüzünden okumak. Bunları bilmek başka bir şey, İslam'ı bilmek başka bir şeydir. İslam ilimleri başlıca üç kısma ayrılır. Kur'an ilmi, hadis ilmi ve fıkıh ilmi. Kur'an ilmi de iki kısımdır. İlmi kıraat, yani Kur'an'ın okunmasına ait olan ilim, ilmi tefsir, yani Kur'an'ın manalarına ait ilimler. Ne garip tecellidir ki Türkiye'de, hatta dünyada Kur'an ilminin ancak yüzünden Arapçası okuma yönü ele alınmış, her Kur'an'ı öğrenen kişi de ben İslam'ı öğrendim deyip çıkmış işin içinden. İşte adı geçen Hristiyan kadın da Kur'an okumasını öğrenmiş. Şimdi İslam'ı bildiğini iddia ediyor. Hristiyan olduğu için de vicdanını susturuyordu. Orada Müslümanlar ve o kadının akrabaları da vardı. Hepimiz heyecanlıydık. Sonra İncil aldım. Koltuğa oturdum. İncil elimdeydi. Öylesine karıştırıyordum. Ben kadına bakıyordum, kadın bana bakıyordu. Bir ara sessizlik oldu. Sonra konuşmaya başladık. Bir mesele için ben Müslümanım kardeşim dedim. Kadın ben de Müslümanım, ben de İslam'ım dedi. Hepimiz şaşırmıştık. Şaşkın şaşkın sordum. Ne? Sen Müslüman mısın? Evet. Hani Hristiyandınız? Evet, yine Hristiyanım. Olur mu canım? Bir insan ya Müslümandır ya Hristiyandır. Siz her ikisi birden nasıl oluyorsunuz? Ne var canım? Müslüman ne demek? Müslümanlığı kabul eden demek. Kadın gayet kendinden emin bir şekilde hayır dedi. Ben de Arapça manasını düşündüm. Daha doğrusu düşündürüldüm. İf'al babından geliyordu. İsmi mef'ul bir kelimeydi ve manası Allah'a teslim olmaktı. Kadına dönerek Müslüman demek Allah'a teslim olmak demektir dedim. O da tamam işte bak ben de Allah'a teslimim dedi. Kadının taktiğini hayret etmiştim. Tabii üzüntümün haddi hesabı da yoktu. Dün Müslümanken dini hakkında hiçbir şey bilmezken şimdiki dinini muazzam taktiklerle koruyordu. O kadar ki Müslümanım diyerek karşıdaki kişiyi etkisi altına alıyordu. Zaten en önemli taktikleri ben de Müslümanım, ben de Allah'ı seviyorum, ben de Kur'an'a inanıyorum gibi sözlerle karşı tarafı etkisi altına almak. Böylece karşı tarafı ne diyeceği hususunda şaşırtmak. Zannediyorum bu taktik Yahova şahitleri ismini alanlarda daha fazla. Bu arada içlerinde çok temiz niyetli insanlar da var tabii ki. Bir taraftan Kur'an'a inanıyoruz diyorlar, öbür taraftan Kur'an Muhammed'in yalanı diyorlar. Soruyorsunuz, hani biraz önce Kur'an'a inandığınızı söylüyordunuz, şimdi tamamen değişik konuşuyorsunuz. Aksini ispat edin diyorlar. Halbuki bu istek sorumuzun cevabı olmuyor. Ustaca konulara girerek onlara sorduğumuz hani biraz önce Kur'an'a inandığınızı söylüyordunuz sorusunu örtbas ediyorlar. Nasıl anlatayım? Benim ve eşimin bu konularda biraz bilgimiz olmasaydı bocalardık. Ben de yeni Müslümandım. Bazı konularda bilgim yoktu. Ama o inancı hakkında yetiştirilmişti. Yani bilgisi olmayan insanları, mantığa hitap eden soruları ve sakin tartışmaları, ikide bir ben size saygı duyuyorum, fikrinize saygım var, çok haklısınız, sizi tebrik ederim, dinlemesini biliyorsunuz gibi sözleriyle zihin karışıklığına itiyorlar. Güya ben de fazla soru sormadan onu dinlemem gerektiğini zannedip onların fikirlerine göre devamlı onları dinleyeceğim. Böylece de inisiyatifi ellerine geçirecekler. Ben de güya şöyle söyleyeceğim. Demek ki dinlemesini biliyormuşum. O halde hiç soru sormayayım da bana verdiği iyimser notu düşürmesin. İlginç taktiklerinden birini bir kardeşim anlattı. Önce kardeşimizin yanına gidip sen Müslüman mısın demişler. O da evet deyince ona ayet okumuşlar. Manasını bilemeyince bunun manası mukaddes kitabı oku demektir demişler. Ve bir kitap hediye etmişler. Kitap da kendi kitapları ve adı da mukaddes kitap. Görüyorsunuz değil mi? Dinini bilmeyenlere nasıl oyun oynuyorlar? Hangisini anlatayım? Tezgahları mükemmel kurulmuş. Biz sordukları soruların cevabını bildiğimiz için bize o sorular hiç gibi geldi. Yalnız bilmeseydik yukarıda belirttiğim gibi kötü bozulurduk. Dönelim tartışmalara. Kadın çay getirdi. Bir sürü de börek çörek yapmış. Sizin için yaptım dedi.
Hem verdiği çayı ve böreği aldım, hem de sormadan edemedim. Affedersiniz kardeş, Adem Aleyhisselam'la Havva anamızdan geldiğimiz için kardeş dedim. Bu böreklerde domuz eti var mı? Şöyle bir durakladı. Yoo dedi. Sevinmiştim. Demek ki domuz eti yiyecek kadar Hristiyanlığa ısınamadı. Niçin yemediklerini sordum. Eski din kardeşimin ağzına bakıyordum. Ben domuz eti yiyemem desin istiyordum. Cevabıysa domuz etini nerede bulayım oldu. Aman Allah'ım, bir Müslüman nasıl böyle olabilir? Sonra şu İslami hüküm geldi aklıma. Dini eğitim olmazsa insanoğlu puta da tapar, ineğe de. Hindular gibi ve insanoğlunun en zalim insanı olur. Bu kadın ve bunun gibileri İslam'ı bilselerdi hiç imkan var mıydı bu duruma dönüşmelerine? Çaylarımızı içerken börek yemedik şüpheli olduğu için sordum. Ayşe kardeş, isminiz Müslüman ismi, niçin değiştirmediniz? İsmin hiç önemi yok bence. Olmaz olur mu? Müslümanlıkta Hristiyan isimleri takmaya cevaz verilmemiştir. Peki Müslümanların hepsi Müslüman ismi mi taşıyorlar ki? Kendi kendime kaç Müslüman var ki dedim. Hakikaten Müslüman olanlar da asla yabancı isim bulunmaz. Ayşe kardeş, İslam'dan ne kötülük gördünüz de Hristiyan oldunuz? Biraz düşündü. Kötülük görmedim ama bazı kurallarını saçma buluyorum. Mesela hangi kuralını? Mesela kapanmayı. Kendi kendime yine senin saçma bulman bir şey değil. Ben Müslümanlığımı asla kimseye vermem diyenler de beğenmiyor İslam'ın kapanma emrini. Dedim ve sordum. Niçin saçma buldun? Kapanmak Hristiyanlıkta da var. Niçin olacak? Kapanmış ama kalbi pis, ne işe yarar? Biz kalbi pis olsun demiyoruz ki. Hem kapansın hem de kalbi temiz olsun. Ne hikmettir anlamadım. İslam'ın emirlerini küçümseyen herkes önce bu soruyu soruyor. Sanki örtünün emrinin altında örtünün ve de kalbiniz pis olsun hükmü varmış gibi. Canım, kalbim temiz olduktan sonra niçin kapanayım? Kalbin pis olduğundan dolayı gelmedi ki örtünme emri. Eğer öyle olsaydı kalbin kapanılması emredilir, saçların kapanmasına lüzum görülmezdi. Kalbin pisliği örtülecekse ki örtülmez, onun yerine başın kapatılması yersiz olurdu. Sonra söyler misiniz, diyelim ki sizin kalbiniz temiz. Size bakacak olan erkeğin de kalbi temiz mi? Onun kalbinden bana ne? Bana ne olur mu? Karşındaki kişiyi zarara sokuyorsun. Şunu unutmayın ki kadın erkeği, erkek kadına fıtraten meyleder. Öyle düzen kurmak lazım ki bir yabancı erkeğin bir yabancı kadına ilgi duyması, ilgi duyacaksa tesettürle engellensin ya da en aza indirilsin. Din düzeni kurmuş. Yahudi ve Hristiyanlık kadınlardan örtüyü kaldırmış. Sadece din kadınlarına, rahiplere bırakılmış örtü. Fakat asıl dinde kadın erkek her zaman aynı ortamı hoş sohbet içinde paylaşmazlar. Sonra başka konulara girdik. Zaten soru içinden soru çıkıyordu. Ne sormuştum bilmiyorum. Sorumun tam tersinin Kur'an'da olduğunu söyledi. Ben itiraz edince de Kur'an'ı getirdiler. Nüzul sebebine bakmadan eksik, manasız bir şeyler söylediler. Aksini izah ettim. Bu arada erkekler de dışarıda tartışıyorlardı. Sonradan birileri daha geldi. Bunların Yahova misyonerleri olduğunu zannediyorum. Gayet rahat, gayet alçak sesle konuşuyorlardı. Yeni gelen kadın beni inceledi. Konuyu cehenneme getirdi ve sordu. Allah nasıl yakacak kullarını? Nasıl mükafat veriyorsa Allah-u Teala'nın mükafatı da cezası da büyüktür. Onu dinleyen kullarına cennet verecek olan Allah, ona isyan edene, emirlerini terk edene niçin cehennem vermesin? Ben kabul etmiyorum, mantığım da almıyor, dedi. Ben de ona birkaç gün önce olan vahim bir olayı anlattım. Bak sana bir olayı anlatayım. Bizim bir teyzemiz var. Onun evinin alt katına yeni bir gelin gelmiş. Bir gün gelinin kapısı çalınıyor, genç kadın kapıyı açıyor, yaşlı ve örtülü bir hanım yalvararak, ''Yavrum, ne olur Allah rızası için bana namaz kılacak bir yer ver, 10 dakikada kılarım.'' demiş. Genç kadın da, ''Elbette, ne demek, şöyle buyurun.'' diyerek kadına yatak odasında seccade sermiş. Kadın namazını kılmış, teşekkür ederek oradan ayrılmış. Akşam olmuş, gelin hanımın kocası gelmiş. Aradan yarım saat geçmiş, kapıya bir delikanlı gelmiş. Kadının kocası kapıyı açmış. Genç delikanlı ona dönerek, ''Affedersiniz beyefendi, burada bir saatim kalmıştı da onu almaya geldim.'' demiş. Adam şaşırarak, ''Yanlış geldiniz beyefendi, burası benim evim.'' ''Hayır, yanlış değil, bugün buradaydım.'' ''Yatak odasında beyaz yastığın altında, isterseniz gidin bakın.'' demiş. Adam şok olmuş halde,
yatak odasına giriyor, yastığın altına bakıyor ve gerçekten de bir saat buluyor. Genç gelin bütün bu olanları şaşkınlıkla izliyor. Adam saati sahibine veriyor. Sonra karısına dönerek "Seni boşuyorum." diyor. Kadın şaşkın, olup bitenlerden bir şey anlamıyor. Şok olmuş haliyle "Ben ne yapmışım?" diyor. Adam "Seni boşuyorum. Bana bunu nasıl yaparsın?" "Anlamadım. Resmen sevgilini gördüm." demiş. Kadın ağlayarak yalvarmış. "Ne olur bana kıyma. Ben o adamı tanımıyorum." demiş. Kadın çırpınmış, kocasıysa hiç laf dinlemiyormuş ve kadın orada aklını oynatıyor. Kadın şimdi tımarhanedeymiş, işi naslıysa o namaz kılmaya gelen kadın koymuş saati. Hakikaten namaz kılan bir kadın değilmiş. Şimdi tutup da işte namaz kılanlar demeyin. O kadının hangi dinden ya da dinsizlikten olduğunu bilmiyoruz. Gelelim konunun özüne. Şimdi o saati oraya koyan kadın yanmasın diyorsun ha? Eğer o kadın sizin dediğiniz gibi yakılmazsa en büyük adaletsizlik olur. Cehennem de, cennet de Allah'ın adalet sıfatının tecellisidir. Hak edene cennet veren Allah, hak edene de tabii olarak cehennemi de vermiştir. O deliren kadının yerinde sen olsaydın, cehennemi ne kadar gerekli görürdün değil mi? Konular uzadıkça uzadı. Tabii aynı metot devam ediyordu. Soru soruyorlar, cevabını dinlemeden ikinci soruya geçiyorlardı. Sonra Peygamber Efendimiz'e o kadar çok hakaret ediyorlardı ki Allah'ın yüksek ahlaklı dediği Nebi'ye o kadar hakaret edenlerden Allah hesap sormaz mı? Erkeklerin gözü önünde mayo giyip leğende veya küvet gibi yerlerde vaftiz oluyorlar. Neymiş o erkekler kardeşmişler, kalpleri bozulmazmış. Erkek arzularının kardeşi mi olur? O gece bizim açımızdan hüzünle bitti. Sonra öğrenecektim Hristiyan haçlı seferlerini. Milyonlarca cana kıydıklarını, tamamen hayal alemi gibi bir din oluşturmuşlar. Allah'ın dini değil de tatil köyünde eğlenme yeri. Şunu da söyleyelim, Yehova şahitleri haça karşılar. Hristiyanlar peygamberimize tamamen yalancı diyorlar. 4 ayrı kişi yazdı İncil'leri. Tamamen kişilerin görüşü hakim. İsa şöyle yaptı, böyle yaptı, şunları söyledi diye yazar. Kur'an'dan başka hiçbir kitabı reddetmezler. İşte böyle Meral kardeş, dinlerin hepsi Allah'tan gelmedi mi diyorsun? Hazreti Muhammed'e küfreden bir din, Allah'ın kabul ettiği bir din olur mu? Allah hangi kitabında İsa Allah'tır demiş? Bugünkü Hristiyanlık tamamen raydan çıkmış durumda. İsa Rab'miş. Ben de sordum onlara, İsa Rab'dı da ne işi vardı Meryem ananın karnında? Haşa, Rab'a yakışır mı dedim. O ruh dediler. Ben de madem ki ruhtu, maddesi yoktu, niçin diğer insanlar gibi 9 ay ana rahminde kaldı? Yine İncil'in aksine bir inanış dedim. Hristiyanlara da hurafet adanmıştır. Hac, Hazreti İsa'nın hiç bilmediği bir şeydir. Bak Meral kardeş, şunu bir kere daha tekrar edeyim ki, inanmak istemeyen kişi Rabbül Alemin'i görse yine inanmaz. Hayal görüyorum der. Allah bir kadının rahmine düşer mi? Düşmez. Ama isterlerse mütevazılığından düştü de derler. Allah'ın dinini bize göre bozdular. İsa Allah demeleri yetiyor bir defa. Yahova şahitleri demiyor, günahlarını almayayım. Meseleyi uzatmama gerek yok. Bunların tuzakları Müslümanlar tarafından bilinmelidir. Kitap veriyorlar, verdikleri kişiye de şöyle söylüyorlar. Biz sizin dininizi inceleyelim, siz de bizim dinimizi inceleyin. Kitap veriyorlar dedik. Öyle kitaplar ki Allah'ın sevgilisi, canımızın cananı Efendimiz'e söylemedikleri kalmıyor. Birkaçını yazmak isterdim fakat haya ediyorum. Şimdi sen tut, niçin dinler ayrımı yapılıyor diye Allah'a itiraz et. Onların Hristiyanlığı Allah'ın gönderdiği Hristiyanlık olsaydı onların da Müslüman olmaları lazımdı. Yani Allah ayırmıyor kullarını, kullar ayırıyor ilahlarını. Hristiyanlar bizi, biz onları tabii ki yanlış dinde görüyoruz. Fakat insanlık vazifelerimizde Müslüman, Hristiyan ayırmayız. Bu da böyle biline. Ziya Kazıcı'nın Hristiyanlık isimli eserini oku. Göreceksin ki çok şeyler kazanmış olacaksın.